Herkese selamünaleyküm. Aleykümselam. İlk defa böyle bir video çekiyoruz. Hep istiyorduk aslında ama bir türlü vakit bulamıyorduk. Oturup konuşamıyorduk. Bu zamana kadar izlediğimiz dizilerde memnun olduğumuz, çok sevdiğimiz olanları paylaşalım istedik sizinle. Birçoğunu belki biliyorsunuzdur, belki duymuşsunuzdur. Bizim çok fazla dizi kültürümüz yok. Yani benim özellikle hiç yok. Eşimle beraber evlendikten sonra izlemeye başladım ben. Benim var geçmiş yönelik de. Biraz da film kültürün seni bayağı iyi. Benim film kültürüm biraz daha iyidir. Aynen, senden. Aynen öyle. Çok iyi diyemem ama hani biraz daha iyidir. Hani IMDb ilk 100'ün hani bir 80'ini falan izlemişimdir herhalde. Ben de hiç yok yani. Yani son serileri izledim hani evlendikten sonra film olarak çok izlemedim de. Evet. Çünkü ben uyuyorum hep. Evet. 3 saat uzun sürdüğü için ben genelde uyuyakalıyorum. Diziler ama öyle olmuyor. Benim için 45 dakika özellikle yabancı diziler ya da eski diziler 45 dakika 1 saat sürdüğü için bize göre çok güzel geliyor. Yani bana çok iyi geliyor. O yüzden daha çok dizi izliyoruz. Hem kısa kısa olup bitmesi güzel. Film de benim için biraz zor oluyor. Dilersen başlayalım. Türk dizilerinden başlayalım. Ocak ayı ikinci yarıda okuduğumuz kitaplarda bahsetmiştik. Böyle Bitmesin diye bir dizi var. Evet, öyle TRT'nin bir yapımlarından. Yani burada hani şöyle söyleyeyim. Sadece böyle yabancı dizi değil de. Evet. Geçmişe yönelik. Evet. Geçmişe yönelik özellikle. Çünkü süresi de kısa. Tabii yeni diziler izleyebilirsek onlardan da bahsederiz ama. İzleyemiyoruz. Yani hani. Çok uzun sürüyor. Çok fazla izleyemiyoruz. Evet. Geçmişe yönelik, biz daha çok geçmişe yönelik, yani geçmişte kalan dişelileri daha çok seviyoruz biz. Evet, aynen. O 90'ları diyoruz ya, hep 90'ları özlüyoruz aynen. Diyoruz ya. İşte o 90'lar, 2000'lerin başı. Gerçi Böyle Bitmesin dizisi yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında ve o zamanlardaydı galiba. Hani bunların afişlerini koymaya çalışırım. O videoda da bahsetmiştik. Bir aile masası var. Aynen, boşanmak evet. İsteyen çiftlerden. Aynen bakanlığa var. Biraz teori oluşturmuş ama çok güzel olmuş. Yani bir aile dizisi gerçekten. Aile arasındaki evet, ilişkilerde çok güzel, çok güzel. Yanlış anlaşılmaları, nasıl düzeltmeleri gerektiklerini çok sıcak bir ortamla. Yani evet. Orada bir Nisa Komiser var. Nergis Öztürk'ün canlandırdığı evet, karakter. Çok iyi oyunculuk var. Evet, Nergis Öztürk'ü bu Avlu dizisinde sonradan giren o gardiyan mıydı? O müdür. Hastane müdürü. Hastane müdürü. Evet. Oradan bilirsiniz belki ama oradaki kötü karakterle hiç alakası yok. Çok tatlı süper, bir tatlı. Hanım gerçekten. Ve çok iyi oyunculuk var. Çok yani, iyi gerçekten. Ya. O, o hanımın iki tane oğlu var. Bir eşi var. Kel eşi var. Ve bir dizide. Annesi. Aynen. Evet. Annesiyle çok güzel bir aile diyalogları var. Bizim eşimle hep böyle ya ne kadar güzel değil mi diye hep konuştuğumuz bir karakter gerçekten. Biz çok zevkle hala izliyoruz. Yani biz bir kere bitirdik evlendiğimizde ilk hatırlıyorsan. Şimdi gene başladık. Gene bir bölümde denk yemek geldik. Yemek yerken falan arada aynen. Bir bölümde denk geldik. Hadi izleyelim var dedik. O şekilde evet. İzliyoruz. TRT izle uygulamasından izliyoruz. Hem daha hızlı geçiyor. Yani çocuklarla izlenebilecek evet. Bir aile dizisi. Kesinlikle hani öyle. Dedikodu medikodu dizisi değil yani. Aa, yok hani aşkmış bilmem neymiş. Aşk var ama gerçekten. Aynen şehvet içermeyen. Evet aynen. Dediğin gibi. Aşk güzel ama, güzel aşklar. Yani şöyle konusu da ana konusu şu. Şimdi boşanma durumu olan çiftlerden birisi başvuruyor bu aile masasına. Evet. Onlar da bu boşanma olayını yok etmeye, yani bitirmeye çalışıyorlar. Çözmeye çalışıyorlar. Çözmeye çalışıyorlar. İki evet. Tarafı da memnun ederek. Evet. O şekilde işleniyor. Yani tabii acıklı durumlar oluyor. Komik evet. Durumlar oluyor. Evet. Yani güzel bir dizi. Ailecek izlenebilecek bir dizi. Tavsiye ederiz. Mutlaka tavsiye ederiz. Özellikle çocuklarla da izlenebilir yani. Bilhassa da yeni evlenen arkadaşlarımız da varsa eşleriyle birlikte otursunlar. Onlar da izlesinler yani. Bizce. Kaç bölümde? 60 küsür bölüm galiba. Evet çok o civarda. Değil ama yani, nasıl Türk geçtiğini olarak. Anlamıyorsunuz. Biz mesela bir bölümde sabah kahvaltını izliyoruz genelde. Ne yapıyoruz? İşte 10 dakika izliyoruz, 30 dakika izliyorsak sonrasında devam ediyoruz. O şekilde evet. Yapıyoruz. Güzel bir dizi. Tavsiye ederiz. Tavsiye ederiz. Diğer bir dizimiz efsane dizi 7 numara. Evet. Çoğu insan biliyordur zaten. Kesin biliyordur. Özellikle bizim yaşlarımız olanlar. Aynen. Yani. Biz o dönemde onu izleyen insanlarız. Ama biz evlendikten sonra da bir posta bitirdik. Aynen. Bir baştan bir bitirdik. Sonra bir daha başladık bitirdik. Yani arada boş kaldık mı biz 7 numara yazıyoruz sürekli. Çünkü her izlediğimizde çok yüzümüzde tebessümle izlediğimiz bir dizi. Espriler evet. Olsun, o sıcak bir aile ortamı yani olsun. Geçmişte ama günümüz gibi bence. Hani kesinlikle. Öyle, hani uzak kalmıyor insan sanki. Aynen biz hani sanki oradayız hala aynen. Değil mi? Öyle aynen. Olunca sanki oradayız. İşte Haydar öyle, Recep öyle. Diziden bahsedersek şimdi bir üniversite öğrencisi. Üniversite öğrenci grupları var. Evet. Bir 4 kız arkadaş var. Bir de köyden gelen 2 akraba var. Evet. Tabii önce 3 kişi geliyorlar bunlar. Tabii filmin tabii. Başında. Sonra 2'ye düşüyor bu sayı. İşte yanlarına yan karakterler falan geliyor. Esas ev sahipleri var. Ev sahipleri var. Onların da çocuğu olmamış. Evet. Bu gelenleri sahipleniyorlar. Aynen. Köyden gelenler akrabaları. Evet. Ama diğer 4 kız çocuğu akrabaları herhangi değil. Tanımıyorlar. Evet. İşte kiracı olarak başlıyor. Daha sonra bir aile olarak devam ediyor. Ya orada ilk başta dizinin ilk kısımlarında bu modern çağdaş gençlerle
köylü gençlerin arasındaki çatışma var. Birileri soğan yiyor, bulgur yiyor, diğerleri öyle şeyleri absürt görüyor ama sonrasında aralarındaki çok güzel bir bağ oluşuyor. Çok güzel bir dayanışma oluşuyor. O hoşgörüyü, o birlikte anlaşmayı, sevgiyi, bağı, özellikle oradaki ev sahibi kadının o çocuklara karşı merhameti, olmadığından dolayı. Ama bunu çok da böyle ajitasyon yapmayıp çok da güzel analık hükmünün nasıl olduğunu gösteren bir karakter. Biz çok seviyoruz. Yani izlemediyseniz mutlaka izleyin. Gençlerden, arkadaşlardan takip eden varsa bu diziyi hiç duymamış olabilirler belki. 15 yaşlarında, belki 17 yaşlarında. Ya, belki duymuşlardır, izlememişlerdir. Evet, şeyler. Doğru. Belki izlememişler. Duymuşlardır ama izlememişlerdir. Ama izlemenizi tavsiye ederiz. Kesinlikle tavsiye ederiz. Hani hiç sıkıcı değil. Hiç değil. Zaten izledikçe göreceksiniz. Her bölüm farklı konu işleniyor zaten genelde. Evet, aynen öyle. Bir de Tatlı Hayat dizisi. Evet, sitcom. Evet, Haluk Bilginer. Biz Haluk Bilginer'i çok seviyoruz. Şoray'ın. Türkan Şoray Hanım'ın zaten biliyorsunuz. Çolpan İlhan'ın. Aynen, Çolpan İlhan. Neco. Çok güzel bir komedi dizisi. Sitcom tarzı zaten. Orada ben açıkçası en sevdiğim şey evin hizmetçisiyle ev sahibindeki. Evet, aynı ailecek izlenecek dizi. Biz ailecek diziler izlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Çünkü çocuklarımız büyüdüğünde de bunları tekrar izleyeceğiz biz muhtemelen. Onlarla oturup gülebilmek istiyoruz açıkçası. Evet. Bilhassa o dönemki diziler daha temiz dizilerdi. Yani çok aşkın, meşkin, ya entrikanın olduğu. Diziye göre değişiyor. O da yok ama o dönem düşünecek olsam bak hep bu da dizi de öyle. Başka diziye de açsak belki öyle. Mesela şimdi işlesen aradaki ilişki çok, farklı bambaşka olur. Olabilirdi. Yani 4 kızı, 2 erkeği koy. İzlenemeyebilirdi belki de. Aynen. Hem mesela 7 numarada da aşk var. Bir. Evet. Hani köyden ama gelen ama muhteşem erkekler. Bir aşk. Ama o böyle saf bir aşk. Yani hani evet. Şehvet içermeyen bir aşk. Gerçek aynen. Aşk yani evet. Bence. Evet, gerçekten yani öyle. Merhamet içeren bir aşk. Öyle sevgi gelip geçici bir aşk, bir aşk evet. Değil. Hani diyorlar aşk mı sevgi mi? Oradaki ama gerçekten sevgi. Ama şimdi mesela şu çağda işlenmiş olsa, şu dönemde işlenmiş olsa bu evet. Dizi çok kötü yerlere gidebilir. Kesinlikle. Aynen. Götürürler. Güzel olmaz bence. Yani. Ya zaten yapmadılar mı bu Aşk 101 dizileri, bilmem ne dizileri yaptılar. Orada evet. Da lise öğrencisi vesaire. Hani gerçekten işin çok kötü boyutlara götürüyorlar. Daha önce konuştuğumuz konular zaten. Hiç uzatmayalım. Türk dizilerinden şu an için önereceğimiz bunlar var. Yabancı dizilerden biz açıkçası biraz gerilim seviyoruz. Biraz fantastik seviyoruz. Bilim biraz kurgu. Polisiye seviyoruz. Özellikle biraz bilim kurgu seviyoruz. Aynen. Hani bunlar hangi dizilerde varsa biz elimizden geldiğince bunları izlemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Lock and Key. Yani kilit ve anahtar adında bir dizi. O da Netflix dizisi galiba. Hatırlamıyorum. Netflix koyarız dizisi. Kısmet olursa. Evet. Koyabilirsem ben buraya yan tarafa fotoğrafını. Bu da çok mükemmel bir diziydi. Sen anlat istersen daha güzel anlatırsın. Yani şöyle bir fantastik bir dizi. Evet. Daha bir gerilim de var. Gerilim de var tabii. Evet. Farklı hayaletler var. Gizem var. Gizem var. İşte evet. Canavar tarzı bir yaratık tarzı bir şey var. Karanlık o. Hı-hı. Kadın gelmişti hatırlıyorsan. Evet evet evet. Bir aile var. İşte bir eve taşınıyor. Bir eve taşınıyorlar. O ev galiba onların mirası muhtemelen. Evet. Atalarından kalma. Hı-hı. Onunla iyi anahtarlar var. Evet. Anahtarların da farklı güçleri var. Evet. İşte o güçlere geçirmek isteyen bir yaratık var. Evet. İşte kötü karakter olarak geçiyor. Evet. İşte onunla mücadelelerini anlatıyor. Evet. Kardeş zaten bazıları ve tabii dışarıdan da arkadaşları geliyor. Evet. O şekilde işleniyor. Bir sezondu. Bayağı bir ara geçti aradan. Evet. Yeni sezon çıkacaktı. Yeni sezonun fragmanı geldi galiba. Ha, öyle mi bakmadım? Evet, fragmanı geldi galiba. İnşallah ikinci sezonda güzel olur. Çünkü genelde ilk sezon güzel olup ikinci sezonda batırabiliyorlar. Yani çok kötü oluyor. O zaman insan hayal kırıklığına uğruyor. Onunla ilgili bir dizi vardı hatırlamıyorum tam ismini. Evet, şimdi konuşacağız aynen. Onu daha sonra konuşabiliriz. Belki şimdi orada yazmamış olabilirim. Ben olabilir tamam. Yani güzel bir dizi. Çok açık sahne yoktu. Ama yoktu. Gene de birkaç yerde hani buna hassas olanlar varsa hani söyleyelim gene birkaç yerde var. Siz gene ona göre dikkatli olun. Ama yanlış hatırlamıyorsam ilk yerlerde hiç ya yoktu. Ya şunu söyleyeyim. Netflix varsa işin içinde bunlar hazır olun. Murat yani nerede ne çıkacağı belli olmaz. Murat Söner'e selamlar. Netflix'in zaten bence amacı bu olduğunu düşünüyorum evet, ben. Evet evet. Hani bu kadar ucuza platformda bu kadar büyük yapıtları yapıp da evet. Bu kadar az karla çalışmak yani başka bir amacın tabii yani dış oluyor. Destek başka bir desteği var muhtemelen. Evet. Yani ama hani güzel yapımları da var. Hani evet. Yani yiğidi öldürür hakkını yeme. Evet. Güzel yapımları da var. Biz, hani biz de o güzel yapımları içinden çekip yani, almaya aynen, çalışıyoruz. Biz de hani biraz izliyoruz öncelikle. Evet. Sonra hani baktık kötü gidiyor. Baktık kötü gittiği zaman izlemiyoruz. Biz güzel mesela Black Mirror'ı çok fazla götüremedik. Çok güzel bölümleri vardı Black ama. Black Mirror ailece izlenecek bir dizi değil. Maalesef evet. Yani onu söyleyeyim. Evet. Oraya girelim Black Mirror'ı anlatalım mı? Ya bunu yazmadık ama onu da söyleyelim istersen. Ama hani ciddi anlamda çok yetişkinlerin izlemesi gereken. Yani ama şunu söyleyeyim.
bence dünya üzerinde bir proje var ve adamlar bu projeyi çok güzel yansıtıyor. Anlatıyorlar. Evet. Kendi yaptıkları projeyi anlatıyorlar. Evet. Yani o işte yapay zekadan olsun, işte insanların teknolojik olarak. Zaten şöyle söyleyeyim, distopik dünyalar anlatıyor genelde. Evet. Yani her bölümde farklı hikaye işliyor. Evet. Özellikle. Hı hı. Genelde bilim kurgu üzerine zaten her şeyi. İşte teknolojinin insan hayatını nasıl yönlendireceği, evet, ne konumlara getireceği, evet, nasıl köle yapacağı. Evet. Özellikle hani Matrix'e de girersek, aynen öyle, oradan paha biçersek eğer, aynı şekilde. Evet. Yani tam Matrix gibi değil. Evet. Ama hani İnsanın hayata nasıl işleyeceği, evet, nasıl köle yapacağı anlatılıyor dizide. Her bölüm farklı konu işleniyor. Yani hani tek başınızaysanız izleyin. Ama genelde dikkatli de olun. Yani biz şimdi kötü bir şeyde vesile olmak istemiyoruz açıkçası. Aynen. Yani sizin yaşadığınız bir herhangi bir harama biz de vesile olacağız. Ama dünya üzerindeki sistemin bizi nerelere götürdüğünü görmek için bence bu dizi çok güzel yapılmış, evet, bir dizi. Yani adamlar gösteriyorlar. Biz, ne yapmayı planladıklarını, aynen, gösteriyorlar. Aynen. Biz ne kadar güzel diye düşündüğümüz şeyin sonra nelere götürdü. Mesela örnek veriyorum. İşte aldığımız alışveriş şeylerinden, sitelerinden yorum yapıyoruz değil mi? Onaylıyoruz. İşte değerlendirme yapıyoruz. O değerlendirmeyi öyle bir bölümle işlemişler ki insanlar birbirlerini değerlendiriyorlar. Sen beni kızdırdığında hemen senin puanını düşürüyorum. Bu sen alışveriş yapamaz hale geliyorsun. Ya da Instagram'daki like muhabbetinin, aynen öyle, artık üst seviyeye çıkmış hali. İnsanlar ona göre yaşam kurmuşlar. Aynen öyle. Bir ve seni diskalifiye sadece ediyorlar, örnek veriyorum. Yani sen düştüğü zaman istenmeyen insan olsun. Toplumdan dışlanıyorsun. Evet, evet, evet. Yani evet, günümüzde de şu an hani özellikle gençlerin, evet, yani bu akıma katıldığını düşünüyorum. Evet, evet, evet. Aynen hani öyle. Sosyal olmamak oluyor artık. Sosyallik dışına çıkmış oluyorlar bu, evet, şeyleri kullanmayan insanlar, evet, genelde. Hı hı. Maalesef adam da bunu anlatmış. Evet. Ve bu yaşama aktarılmış. Evet. Biz bölümde. Bir bölüm sadece bu. Evet. Güzel. Çok güzel. O anlamda çok güzeldi. Yani çok farklı bölümleri de var gerçekten. Black Mirror yazmamıştık. O da konuşuldu. Matrix'te yazmamıştık. Matrix mutlaka ayrıca izleyin. İncelenecek bir film yani, bence. Yani oturup kritiği yapılması gereken bir dizi. Belki yapan çok olmuştur o filmi. Matrix 4 değil ama. Yok, Matrix sadece ilk bölümü. Onu çok sevmedi. Kimse ben şey yapmamış. Ben ilk bölümün olan bahsediyorum. İlk Matrix'ten bahsediyorum. Aynen. Birinci bölüm özellikle. Aynen öyle. Yani o anlatılan olaylar, adamlar nasıl bu kadar açık açık göstermişler diye çok şaşırıyordum ama ondan sonra her şey daha açık göstermeye başlayınca demek ki dedim artık açık açık hiç korkmadan insanlar niyetlerini gösteriyorlar. Evet. Benim orada en çok etkilendiğim şey... Bizim düşmanımız da bir sistem. İçine girdiğinde etrafına bakarsın. Gördüklerinse öğretmenler, iş adamları ve avukatlardır. Kurtarmak istediğimiz insanların kendi akıllarıdır. Ama bunu yapana kadar bu insanlar hala bu sistemin bir parçasıdır. Ve bu yüzden onlar da bizim düşmanımızdır. Bunu anlamak zorundasın. Bu insanların çoğu kurtarılmaya henüz hazır değil. Kellerdir sözü sistemi beni çok korkuttu. Aynen, sistemin köleleri olarak ilk onları söylemişti ve beni çok korkuttu. Çünkü öğretmenler çocuklarımızın yetiştirdiği kişiler. Bakarsan evet, eğitim sistemi de böyle. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. ATV'nin haber kanalında biz çocukken Bizim City... Evet, değil mi? Evet. Bizim sizi değil mi? Çıkıyordu. En son 2 dakikalık, 3 dakikalık, dakika kısa kısa. Aynen, belki de 1 dakika. Aynen öyle. Bir milli eğitim videosu vardı. Eğer bulabilirsem eklemeye çalışırım aşağı videoya. Çocuklar normal bir sürü farklı çocuk giriyor okulun içine. Sonra milli eğitim diye yazıyor o binanın üstünde. Çocuktan çıkarken hepsi aynı tipte çıkıyorlar. Hmm. Çok güzel bir gösteriydi gerçekten. Onu beni bayağı ona götürdü. Şimdi yayınlamazlar ama. Evet, o zaman yayınlanıyor. Şimdi yayınlanmıyor. Çünkü farklı kendilerinde değildi muhtemelen. Evet, aynen, aynen. Böyle hani Matrix'te konuşmuş olduk. Bir tane çok daha. Saptık, evet, çok aşırı saptık. Listede. Ama işte konular da aslında bizim seçtiğimizden de biraz da güncel olsun. Bizi de aydınlatsın istediğimiz için biraz da bu şekilde oldu. Bir tane daha istersen dizi söyleyelim. Grimm. Evet, güzel, fantastik, evet, bir film. Müthiş bir dizi, film. Pardon. Evet, müthiş bir dizi, pardon. Evet, aynen. O da eski bir dizi. Evet. 2000 kaç? 2010? 2010 mu? 2007 miydi? 2007 galiba. Sanki. Evet, 2007. Hani güncel değil. 5 sezon boyunca. Güncel sezon olmadığı için dolayısıyla eşcinsellik yok. Dolayısıyla kötü sahneler yok. Yani evet, biraz daha az. Yabancılar yani da aynen böyleydi. Yani siz zannetmeyin sadece Türkiye'de ya bu proje oldu. Yani. Aynen, proje tüm dünya üzerinde uygulanan, evet, bir şey. Ama onların bile daha ahlaklı. Ya onlar da çok ahlaklıydı yani, onu söyleyeyim. Çünkü onların da bir din inancı var. Ne olursa olsun onların din inancı da ahlaklı olmayı onlara söylüyordu. Söylüyor. Grimm masallarından esinlenilmiş. Oradan, evet, oradan başlamış. Ama farklı boyutta. Grimm'ler var. Evet. Bir de neydi o yaratıkların ismi? Bir sürü var ki, kurtlar yok, var. Yok, ana genel ismi neydi onların? Vesson mıydı? Vesson. Vesson'lar var. Vesson'lar insan kılığındaki yaratıklar. Evet. Yani insan görünümünde insanlarla beraber yaşıyorlar, sosyal hayata dahil olmuşlar.
Bunları sadece grimler görebiliyor. Evet. Yani grimler de bunları ağlayan aynı kandan, daha atalarından beri bir kandan geliyorlar. Bir aile, evet. Aynen. O kanı taşıyan herkes bu yaratıkları görebiliyor. Evet. Grim kanı taşıyan. Ve tarih boyunca bunlar avlamışlar. Hani evet. Grimler ve Vesson'lar avlamış. Evet. İnsanlara zarar verdikleri için, çok tehlikeli oldukları için. Evet. Ama güncel hayatta Vesson'lar bazıları artık sosyal hayata dahil olduğu için evet. insan gibi olmuşlar. İnsanlara zarar vermeyenleri çok fazla aralarında. Gene zarar verenleri var tabii. Evet. Grim gene polis memuru. Evet. Önce farkında değil Grim olduğunu. Evet. Bilmiyor. Aynı komiser... sonu onu göstermemiş, söylememiş. Aynen. Anlatmamışlar. Aynen. Sonra bir olaydan sonra görmeye başlıyor bu Vesson'ları. Evet. Büyüyor artık. Ergenleş. Evet. Hani yetişkin bir hale gelince yani yetişkin bir adam olduktan sonra görmeye başlıyor. Zaten polis memuru. Evet. Hani silahlı. Evet. Sonra yavaş yavaş işte onlara karşı savaşma başlıyor. Tabii kötüleriyle. Evet. Kendi tabii ki de Vesson'lardan iyi olanların da arkadaşları var. Aynen. Mesela bir kurt adam vardı. Çok sıcak bir arkadaşlık. Aynen. Çok sıcak arkadaşlık kuruyorlar. Hani düşman gibi. Düşmanlar aslen. Evet. Ya tarih boyunca savaşmışlar. Ataları düşman olmuş. Ataları düşman. Evet, evet. Ama mesela onunla bir arkadaşlık kurabiliyor birisiyle aralarında. Evet, evet. Halbuki o arkadaşlık kurduğu yaratık çok vahşi bir yaratık. Evet. Ama ne yapmış? İşte ehlileşmiş. Kendini psikolojik olarak eğitmiş. Aynı insan gibi düşünebiliyorlar çünkü. Hani şöyle söyleyeyim. Yaratıklar şöyle düşünmüyor, akılsız değiller. Evet evet. Aynı insan gibiler. Kızımız bitti, burayı birleştireceğiz kısmetse. Diyordun, kurt hani insan hani gibi düşünüyor. İnsan gibi canlılar, hani insan gibi hür iradeleri var, insan gibi düşünebiliyorlar. Hani o şekilde hani canavar gibi bakmayın direkt. Bunu anlatıyor. Biz neyi sevdik? Biz neyi sevdik? Biz o gerilimi sevdik. Ya gerilim var. Gerilim var. Polisiyeyi sevdik. Arkadaşlık var. Evet, çok arkadaşlık sıcak ortam da var. Aynen, bizim evet. sevdiğimiz bu. Bir de fantastik bunun için eklendiği zaman çok güzel bir dizi çıkmış ortaya. Evet, yani tavsiye evet. ederiz. Evet, aynen. Yani çok bilinen bir dizi değil muhtemelen. Evet, muhtemelen kimse bilmiyor. Ama 4-5 sezon var galiba. Çok iyi bir sezon var. Evet. Hiç kopmadı, hiç bizi üzmedi. Evet. Sezonlar çok güzel gitti. Çok hani ilk başlarda görsel efektler, CGI'ler biraz kötü. Tabi eski yapım İlk zaten. İlk başlarda sonra biraz daha düzeliyor. Tabi sene yaklaşıyor yani çünkü. Artık günümüze teknoloji. Doğru yaklaştı. 2014 yılına kadar sürüyor galiba evet, değil evet, mi? Evet öyleydi. Ha, acaba. Ondan sonra güzelleşmeye başlıyor. Ama ona çok takılmayın bence. Hani, bence de. Çünkü günümüz teknolojiyle aynı olamaz. Aynen öyle. Tavsiye ederiz izlemenizi. Ailecek de izlenebilir yani. Kesinlikle. Kesinlikle harika bir dizi. Artı 7 diyeyim. Hani evet. küçük çocuklar izlemesin de. Evet evet aynen öyle. Bir de bir İslami dizi söylemek istiyoruz. Ashab-ı Kehf dizisi. Ashab-ı Kehf çok eski. Çok 70, eski. 70'li yıllardan 80'lerden. Evet o civar. Ya, çok eski. Yani görüntü kalitesi bu kadar kötü olup da konusu, işleyişi, oyuncuların. O dönemin görüntü iyi bence. Hani çok güzel. Zaman, yani hayır şu zamanda izlenebilecek göre. En kötü kalitede dizilerden ama çok güzel evet. bir dizi. Mutlaka izleyin. Ashab-ı Kehf olayını çok güzel anlatmışlar. O Roma dönemini çok güzel anlatmışlar. O 7 arkadaşın, 7 uyuyan diye geçen o şehitlerin ömrünü çok güzel anlatmışlar. Mutlaka. Bilhassa şimdi Ramazan'a yaklaşıyoruz. Evet, hem Ramazan'da motivasyon amaçlı. Kısa versiyon değil de uzun versiyon. Uzun olan. Uzun uzun. Yani, uzun versiyon olanları izlemenizi tavsiye ederiz. YouTube'a yazarsanız çıkıyor zaten. Hatta birleştirmişler galiba. Hani bütün bölümlerin olduğu bir 8 saatlik bir bölüm yapmışlar ama. Onu bence izlemezsiniz. Bölüm bölüm daha iyi olur. Çok güzel bir dizi. Hristiyanların, gerçek Müslüman olan Hristiyanların hayatlarını öğrenmiş olursunuz. Onlar neyi söylüyormuş, bizimkinden ne farkı var, hiçbir farkı olmadığını muhtemelen siz de göreceksiniz. Yani çok güzeldi. Bir tek hani şöyle dinler arasında yani ilahi şeyli nasıl diyeyim. Kitap verilen dinlerden. Onlar arasında sadece ibadet farklılıkları var. Evet. Fıkhi manada farklılıklar oluyor. Evet. Genelde özü aynı. Evet öz aynı. Yani baktığın zaman. Namaz hepsinde var. Yani hani o ibadet farklı, ibadet farklı şekilde. Çünkü her peygamber farklı şeriat veriliyor. Evet. Şeriat farklı. Dediğimizde din kanunları olarak geçiyor. Aynen Allah'ın kanunu. Her peygamber farklı şeriat veriliyor ama esas amaç bir. Evet. Baktığınız zaman. Akideki yani imani evet. konularda her şey aynı. O da işte dizide de ilk Hazreti İsa'ya inanan Hristiyanların nasıl Romalılar tarafından nasıl zulüm altında olduklarını, nasıl işkenceler, nasıl idamlar yine her zaman ilk inananlara yapıldığı gibi evet. yaşadıklarından bahsediyor dizi. Evet. Tavsiye ederiz. Kusura bakmayın şarjımız bitti. Burayı inşallah evet. birleştireceğiz. Ashab-ı Kehf'ten bahsediyorduk. Yani sonuna gelmiştik muhtemelen de. Hı hı. Yani hani ailece izlenebilecek bir film. Dizi pardon. Evet. Özellikle dediği gibi şimdi Ramazan ayı yaklaştığı için. Evet. 3 aylar diye konuşulan. Aynen. Ramazan ayında da tavsiye ederiz izlemenizi. Hani. Evet.
biraz daha hassas davranır için, özellikle Ramazan ayı için. Ya bence hassas davrananlar da değil, bence herkes, yani Müslüman diyorsak ve gerçekten Allah'a birazcık inancımız varsa biz bu dini öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar yapabiliriz, ne kadar uygulayabiliriz bilmiyorum ama niyetimiz bu olsun. Yani hani hangi tarafta olduğumuz, yani niyetimiz, yapmaya çalışmamız önemli bizim için. Bizim ahiretimiz için çok önemli. Ve bence bu tür yapımlarda bizi çok etkiliyor. Yani beni çok etkiliyor. Mesela şey var, Hazreti Yusuf var. Mesela çok moda o. Aynen, yani o çok moda. Çok hani, izlenmişler. Onu o yüzden çok söylemek istemiyorum açıkçası. Ashab-ı Kehf biraz daha eski. Evet. Bayağı daha bir eski. Hani ne diyeyim, diğerine göre farklı bir şeyi anlatıyor. Hani farklı bir konuyu anlatıyor. Yusuf, Hazreti Yusuf hükümdar daha... o, hükümdar. Evet. Hükümdarlık kıvasında ama bunlar... mazlum. Aynen. Hani zulüm görüyorlar. Evet. Hazreti Yusuf da zulüm görüyor belli bir yaşa kadar. Tamam. Ama orada bir küfür, şirk, hani İslam küfür savaşı, İslam küfür ayrımı çok yoktu Hazreti Yusuf'ta. Aynen, çok yoktu. Orada işte kardeşlerin ihaneti. Çünkü zaten Firavun falan Müslüman oluyordu. Aynen. Onlar zaten Yusuf'a, biliyorsun, Hazreti Yusuf'a çok değer veriyor. Ailevi olayları işiyordu Hazreti Yusuf. Evet, aynen. Ve de hani devlet yönetimini anlatıyordu. Aynen, aynen öyle. Yani nasıl yönetilir? Ve bir de şeye, işte tapınağa karşı mücadele. Evet. Onlardan bahsediyordu ama evet. Ashab-ı Kehf'te direkt bu mücadele şey var. İmani mücadele evet. Var. Baktığınız ya, zaman küfürle, küfre karşı, yani direkt İslam'a düşman olanlara karşı. Evet. Ve hani bizim aslında, hani bu zamana kadar hep konuşuluyor ya, biz yanlış öğrendik, taklidi imanı öğrendik. Yani annemizden, babamızdan gördüğümüz, dedemizden gördüğümüz İslam'ı öğreniyoruz ya da onu uygulamaya çalışıyoruz. Aslında bu değil. Yani evet, onlar mutlaka etkileyecek bizi ama bizim kendimiz öğrenmemiz gerekiyor ve imani olarak öğrenmemiz lazım. Allah'tan korkmak değil, Allah'ı sevmek aslında düstur olmalı. İşte Ashab-ı Kehf bu imanın çok güzel yaşayan, gençleri anlatan, teslimiyeti çok güzel anlatan bir dizi. Ben çok etkilenerek izledim. Hala da böyle Ashab-ı Kehf'in müzikleriyle, o oyunculukla, o haykıranlarla, yani mutlaka izleyin. Tüylerim diken diken. Bana yabancılar çektiği bir dizi. Tabii aynen. Evet, yabancılar çektiği bir dizi. İranlılar değil miydi? İranlılar değil mi o? İranlı. Hazreti Yusuf'ta oynayan, o Yusuf'un şey, Züleyha'nın karısı, kocası olan adam var ya, orada da o oynuyor işte. Başroldeki adam o aslında. Turuncu yani saçlı. Turuncu saçlı ve çok genç hali. Aynen. Yani İranlılardır herhalde onlar. Çok güzeldi. Dediğim gibi Ramazan geliyor zaten. Herkes o İslami havaya bürünüyor. Hani bu da bizim için çok güzel bir hazırlık olabilir. Belki bize daha farklı şeylere yönlendirir diye ümit ediyoruz. Madem yabancı dizilerden konuştuk, bunu da konuşmak istedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerin biraz de tavsiye. Evet, hakkınızı helal edin ama filmlerden, dizilerden konuşunca, gündemi de konuşunca ister istemez uzun oldu. Hakkınızı helal edin gerçekten. Sizin de bizim artık biliyorsunuzdur kriterlerimizi. Bizim de izleyebileceğimiz dizi önerileriniz evet, varsa. Önerirseniz çok teşekkür ederiz. Biz birkaç daha dizi önereceğiz kısmetse. Bu ilk videomuz olsun inşallah. Sonra gene yine dizi önerilerimiz olacak. Nasip i̇nşallah, olursa. İnşallah. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi günler, hayırlı günler, hayırlı akşamlar.